Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta Medyascope'da neler yapacağız? Şu an bile bakıldığı zaman siyasetin gündeminde normalleşme, yumuşama meseleleri var. Herhalde hafta boyu onları takip ederiz. Bir ihtimal, değil mi Göksel, Özgür Özel'le yayın yapma ihtimalimiz var. Onun Aslında güçlü bir ihtimal olduğunu da söyleyebiliriz. Bu hafta içinde gerçekleşmesi ilk çok büyük bu ihtimalle. hafta olmasa da haftaya Haftaya, evet. bakacağız, öyle diyelim. Ve o biliyorsunuz yumuşama lafı yerine normalleşmeyi savunuyor. Çok destekçisi ve eleştireni var. Aha. Ama o da sözünü sakınmadan her türlü soruya cevap veriyor. Biz de biraz herhalde terletiriz kendisini Evet, eğer evet. kabul ederse. Hani onun normalleşme dediği koşullarda Türkiye'de bir yandan pek çok noktada farklı gelişmeler var. O normalleşmesini içine nereye oturtuyor, ne yapacak? Bunları da konuşuruz Tabii en elbette. önemli husus Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne ziyareti. En son Özgür Özel'in bir başvuru olmadığını söyledi. Bu hafta olmaz herhalde ama o olayın bence Özgür Özel'in AKP Genel Merkezi'ne gitmesinden daha önemli bir yeri olacak Türk siyasetinde. Bu arada bugün Özgür Özel Soma'da. Soma'nın Evet. 10. yılı facianın. Biz oradayız. Tabii Eda Nurtanış orada izliyor tüm gelişmeleri. Çünkü bir yandan anma etkinlikleri var. 10 yıl geçti üzerinden 301 madenciyi kaybettiğimiz çok önemli bir kazaydı. Maden kazasıydı. Ben de orada aktif gazetecilik yaptım o dönemde. Hatta Soma'nın gelinleri diye bir belgesel de yaptım. Çok ağır bir travma var şüphesiz Soma'da. Bugün Soma'da madencilerin eşleri, aileleri bir anma etkinliği düzenliyor ve Özgür Özel de onlarla birlikte yürüyüş yapılacak. Madenciler anıtına ziyarette bulunulacak. Mezarlığa ziyarette bulunulacak. Pek çok etkinlik var. Eda Nurtanış bütün gelişmeleri bizimle paylaşacak gün boyunca. Şimdi Soma'da kamu görevlileri nihayet yer bulanmaya başlandı. Ama bu hafta çok önemli bir mahkeme var. Kobani davası. Ertelenen kararın bu çarşamba verilmesi bekleniyor. Evet. Çok kritik bir olay. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere eski HDP'liler, Tabii. çoğu milletvekiliydi, eş genel başkandı vesaire. Çok sayıda kişiyi ilgilendiren bir dava. O aslında davanın sonucu da yumuşama mı yoksa eskisi gibi devam mı konusunda çok ciddi bir Aslında bununla ilgili de 159 aydan imza topladılar ve davadan çıkacak olan kararı ülkenin senin söylediğin anlamda ki geleceği açısından işaret fişeği olarak değerlendirdiklerini de söylediler yanında. evet, bakacağız oradaki karar ne olacak? O karar gerçekten önümüzdeki dönemi de bayağı bir aydınlatacak ya da işaret verecek diyelim. Bu hafta yargı paketinde kadınların aleyhine bir tasarı var. Soyadı kanunu. Tek başına kendi soyadlarını kullanmaları Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak geri alınmak isteniyor. Bir de çok daha önemli bir düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik etki ajanı düzenlemesi var. Gerçekten bu otoriterlik den de öte totaliter rejimlere özgü bir yasa, tasarı. Böylece keyfi bir şekilde herkes sen şu ülke lehine çalışıyorsun vesaire diyerek. Özellikle sosyal medyada insanlar yargılanabilecekler, çok ağır cezalar alabilecekler. Bir diğer husus da bizim gibi bir şekilde uluslararası kurumlardan destek alan sivil toplum kuruluşları ya da medya kuruluşlarına karşı da bunu uygulama ihtimalleri var. Onu özellikle vurgulamak lazım. Zaten bu yasa çıkarsa normalleşme, yumuşama olayları baştan çöpe gitmiş olur. Yani böyle bir yasayla yumuşama falan Ne olmaz. normalleşilir, ne yumuşanır böyle bir yasayla tabii ki. Evet, bakalım. Orada tabii önemli olan vatandaşın bu konuda kendisini göstermesi her anlamıyla bu tür düzenlemelere karşı ve burada mağdur olabilecek kişilerle dayanışma anlamında onu özellikle vurguluyorum. Bu hafta başka ne var? Pazarlık tedbirlerini belki söylemekte yarar var.
tasarruf tedbirleri açıklandı biraz önce. Evet, tasarruf tedbirleri. Çok tasarruf edecekler. Çok bildiğin gibi değil. Yani hakikaten bu hafta sanıyorum epey bir tartış olacak. Çünkü daha açıklama biter bitmez hemen tepkiler gelmeye başladı. Daha fare doğurdu diye. En çok söylenen, ben şimdi hızlıca baktım. Bu hani ödeme garantili yerler evet. Var ya, yollar, şunlar, bunlar. Evet. Onlara dokunmuyor. Yani onlara anında paralar akıtılmaya devam ediyor. Korkan unutmalı mevduat hesabına dokunuluyor. Pek çok şeye dokunuluyor. Evet. Evet. Bir tek benim ilgimi çeken tek maaş alacak memurlar diyor. Demek ki çok maaş alıyorlar. Kimler çok maaş alıyor? Bence çok maaş alanlar çok maaşlarına dokundurtmazlar. Onu bir yolda yine bulurlar satıştan. Ama bu hafta tasarruf tedbirlerinin neyi çözüp neyi çözemeyeceğini de bol miktarda konuşacağız. Çok tartışılacak gibi görünüyor. Evet, var mı başka bir şey? Bakıyorum hemen hemen önümüzdeki hafta boyunca konuşacağımız tüm başlıkları konuştuk. Tabii bu hafta sonu çok önemli bir maç var. Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Oradan sonra da şampiyonun kim oldu iyice netleşmiş olur. O konuda tarafsız olamayacağım için çok fazla yorum yapmıyorum. Hepinize çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin.